Evet, bu motosikletle CRF 250L modeli 2023 olarak Kasım ayında aldım. Bu motor aslında yapmayı planladığım Nepal rotası için aldım diyebilirim. Tamamen bu yolculuğa odaklı bir motor. Aslında bir tane daha motorum var. Bundan daha önce aldığım Ducati Multistrada 950 modeli var. Ama tabii ki Nepal rotası için çok ağır, büyük ve çok da ekonomik olmayan bir motor. CRF 250 tam böyle bu rotanın yapıldığı, bu rotayı yapan birçok motorcunun kullandığı bir motosiklet. Bu rotanın hayaliyle bu motoru aldım. Hayal nereden başladı? Aslında blogumda da yazdığım gibi, aslında ki blogumdaki ilk yazı bu yolculukla ilgili. Yıllar önce Kuşadası'nda, daha üniversitedeyken, yani bayağı uzun yıllar önce, üniversitedeyken yaz tatilinde çalışıyorum bir gün. Tişört satıyorum çarşıda. Bir doktor geldi. Yanımda durdu bir bisikletle. Yüklü bir bisiklet, tur bisikleti. Belli ki uzun yoldan geliyor. Daha önce birkaç kişi görmüştüm ben ama hiç biriyle böyle konuşma fırsatı olmamıştı. Böyle uzaktan görüp yanımdan geçen bisikletçiler olmuştu tabii ki. Ama bu motorcu böyle direkt benim yanımda durdu ve bana böyle lokal yemekler yapan bir restoran sordu. Yani nerede yiyebilirim böyle Türk yemekleri ucuz diye. Ben de tarif ettim ama tabii tarif ettikten sonra böyle kısa bir sohbet geçti aramızda. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Adam bir doktormuş. Gap year yapmış. Bir yıl kendine izin vermiş. İsviçreli bir doktor. 40 yaşlarının başlarında. Ve bisikleti yüklemiş. Hindistan'a gidiyor. İsviçre'den Hindistan'a gidiyor. Adam yanımdan ayrıldıktan sonra gerçekten dünyaya bakış açım değişti diyebilirim. Yani daha tabii ki o dönemde internet yok. Televizyon tek kanaldan daha yeni yeni birkaç kanala geçmiş. Çok fazla belgesellerde de gördüğümüz şeylerden değil. Etrafında hani Türkiye'de yapan çok fazla insan yok. Öyle bir adamla tanışmak kendisi çok ilginçti. Ve adam gittikten sonra dedim ki ya bu adam Hindistan'a gidiyor. 40 yaşlarında ben adamın yarı yaşındayım. Daha gencim. O zaman o Hindistan'a gidiyorsa ben de herhalde Adana'ya giderim buradan dedim. Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okuyorum. Yaz tatilinde de ailemin yanında Kuşadası'ndayım. Arası 1400 kilometre. Her sene otobüsle gittiğim, geldiğim yol. Ama kafaya koydum yani. Dedim yapacağım bu yolculuğu. Bisikletle gideceğim. Bu adam gittiyse Hindistan'a ben de giderim Adana'ya. Sonra tabii bir problem var ama benim bisikletim yok yani. Ve hayatımda hiç bisikletim olmamış. Çocukluğumda annem babam almamış bisiklet. İşte kaza yaparsın ölürsün diye. Kendi bisikletim olmamış. Bisiklet sürmeyi de biliyorum sayılmam. Yani birkaç kere arkadaşlarından alıp bindiğim bisiklet hepsi o kadar yani. Tabii yolculuk böyle heyecanlandırınca beni böyle biraz para biriktirdim. O biraz kazandığım paranın bir kısmını normalde kazandığım parayı işte yazın çalışıyorum, kışın okuyorum. Ama o yaz kazandığım paranın bir kısmını bisiklete ayırdım. Gittim bir bisiklet aldım. İkinci el. Bizim rahmetli Cem'den müzisyen arkadaşım. Beraber çalıştığımız. Cem'in bisikletini aldım. Eski bir Bianchi. Dökülüyor ama bisiklet. Sonra yaptırdım onu. İşte bakımlarını yaptırdım. Zincirini, fren baltanı falan değiştirdim. Bu arada hayalimden de böyle yavaş yavaş bahsetmeye başlıyorum insanlara. İlk önce bisikletçi oğlum manyak mısın? Otobüsle git dedi. O kadar yol bisikletle gidilir mi? İşte kardeşim, annemle, babam, tanıdığım kim varsa söylediğim, fikrimi söyledim. Herkes öncelikle ilk iş olmaz o iş deyip beni vazgeçirmeye çalıştı. Ama kafaya koydum tabii ki yapacağım. Bisiklete atlayacağım, Kuşadası'na gideceğim. Neyse hani bisiklet sürmeyi de biraz öğrendim gibi oldu. Biraz git gel falan. Sonra biraz mesafeleri arttırdım. Kuşadası Söke, Kuşadası Selçuk falan şeklinde 20 kilometre falan gidiyorum. O deli gibi. Yani önceden 3-5 kilometre gidiyorum bacaklarım ağrıyordu.
Sonra artık 20 kilometreye falan çıkmaya başladım. Yaz sonuna doğru bayağı bir kondisyon yaptığımı hissettim yalnız. Tabii mental hazırlık tamam ama hiç ekipman falan yok, hiçbir şey yok. Bu sırada çok ilginç bir şey oldu. Bir çiftle tanıştım. Yeni evli bir çift. Kuşadası'na balayına gelmişler. Hollandalı bir çift. İşte benden alışveriş yaparlarken de bisikleti orada kenarda durdurdu. Gördüler tezgahın yan kenarında. Aa, Bianchi falan bilmem ne. Sonra sohbet etmeye başlayınca kadın dedi ki, daha 25 yaşlarında bir genç bir kadın, daha yeni evlenmişler işte. Dedi ki, ben Rabobank'ta çalışıyorum Hollanda'da. Bizim banka Hollanda takımının sponsoru, onlar da bir Yankee kullanıyorlar. Ödeyince ben hemen başladım kadına, kendi hayalimden bahsettim, rotayı falan söyledim. Ama dedi, ben hiçbir şey bilmiyorum yani, gerçekten hem çok geleyim hem ne bir bilgim var ne bir şey. Kadın böyle benim heyecanımı görünce hani böyle biraz anladı galiba. Bir adres istedi benden. Adresi verdim. Kadın işte çift gitti. İşte birkaç hafta geçti falan. Bir postacı bir tane zarf getirdi. Sarı bir zarf. Büyük boy. Ondan sonra zarfı açtım. Hollanda'da geliyor zaten. Ve önce anlamadım ama sonra açarken aklıma geldi. Açtım zarfı, böyle bir tane kitap. Tur bisikletçiliğin temelleri diye, Essentials of Bicycle Touring. Ondan sonra içinde bir sürü böyle notlar, fotokopiler, işte nerede yemek yenir, nasıl kamp yeri seçilir, beslenmesinden tut bisiklet tamir bakımına kadar, böyle tur bisikletçiliği ile ilgili. Tabii bu internetin olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani bu bilgiye ulaşmanın normal şartlarda Türkiye'de imkansız oldu. Yani kütüphanelerde de o kitabı bulacağını sanmıyorum ben. Bu tecrübeyi paylaşabilecek birilerinin bulunduğunu da sanmıyorum. Ve böyle bir ortamda bana böyle bir zarf geliyor. Ve hani ne kadar değerli olduğunu düşünün artık. Yani 2-3 defa okudum o kitabı yani, ve bütün notları, bazıları elde yazılmış, arkadaşları tur bisikletçiliği yapan arkadaşları falan yazmış. Neyse, bunlar gelince bu materyal, ben iyice heyecanlandım. Sonra işte Atlas dergisinin arkasında bir tane Outdoor dergisinde, tak o zaman ama internet olmayınca online alışveriş de yok. Hani çadır falan almam lazım ama nereden alacağım yani, kuşağızda yok öyle bir şey. Atlas dergisinin arkasında bir tane outdoor mağazasının telefonunu buldum. Daha doğrusu balıkçılık dükkanı. Onlara telefon ettim. Parayı bir şekilde ulaştırdım. Havaleyle onlar da bana bir tane uykutsuzluğumda bir tane çadır gönderdiler. Bir tane de mat gönderdiler. Ama nasıl mutluyum yani. Postayla geldi. Bu sırada hazırlanıyorum ama hani gerçekten yapabilecek miyim onu da bilmiyorum. Bizimkiler işte vazgeçirmeye çalışıyorlar bir yandan. Sonra dedim ki, ya Kamber var benim arkadaşım. Çok iyi bisikletçidir. Bursa'da yaşıyor. Onu aradım. Dedim ki, Kamber, böyle böyle bir fikrim var. Ben de gelmek ister misin? Vallahi Kamber de sağ olsun, geliyorum dedi direkt. Planladık, hazırladık. Bisikletleri Kamber otobüse koydu. Şeyleri, bisikletini ve malzemeleri. Atladı, geldi Kuşadası'na. 2 gün tatil yaptık, sonra başladık. Çıktık yola. Yani ondan sonra tabii o yolculuk 14 gün sürdü. 1400 kilometre. Günlük ortalama işte 100 kilometre ortalama sürmüşüz. Sürmediğimiz birkaç günde oldu. Kuşadası'ndan Adana'ya vardık. Benim böylece hayatımdaki en büyük, en önemli değişikliklerden bir tanesi ve ondan sonraki kısmını da değiştirecek hareketlerden biriydi o. Ki bu motorla ilgili ise şöyle, bundan yıllar sonra, bu bahsettiğim şey 1997 yılında oldu. Şimdi döndük 2023, yıllar geçmiş. Bir tane Facebook sitesinde kayıtlıyım ben. Horizons diye dünya çapında en çok motorcunun üye olduğu sitelerden bir tanesi. Bir tane haber, orada daha doğrusu bir tane post gördüm. Bir tane Yeni Zelandalı bir motosikletçi Londra'dan motosikletle Nevşehir'e geliyor. Peribacalarına. Yazmış, demiş ki, İstanbul işte şu tarihte birkaç gün sonra İstanbul'da olacağım. İstanbul civarında motorumu bırakıp şehri gezebileceğim bir yer var mı diye. Ben de dedim ki,
Getir bizim bahçeye koy, sitenin bahçesine koy. Sorun olmaz dedim. O da anlaştık, haberleşti, çocuk getirdi. Bisikleti bıraktı. Hatta sitenin bahçesine, tam akşamüstü geldi. Bahçede çadır kurmak istedi, dedim tamam boş ver çadırı, gel bizde kal. Zaten hazırlamıştım ben de. 2 gün kaldı, bir gün İstanbul'a gitti geldi. Bir gün işte beraber takıldık falan. Motorda sonra bindi gitti. Çocuk gittikten sonra ulan dedim bu adam aynı hikaye. Londra'dan peri bacalarına gelmiş. Motoru CRF 250. Ben neden yapmıyorum? Daha önce yaptım, yine yaparım. Ve çocuk gittikten 1 hafta sonra ben motoru almıştım. Şimdi de yavaş yavaş motoru hazırlıyorum işte böyle. Yavaş yavaş dediğim baya bir 6 ay falan oldu neredeyse. Rota üzerinde çalışıyorum. Motoru teknik olarak hazırlıyorum. Bir sürü modifikasyon, setup yaptım. Ve da onları başka bir videoda paylaşacağım. Şimdi de kankam, kuzenimin Faruk'un evine geldim. Ve de bunlar çocuklar. Selam beyler. Ne haber? Motoru sildim. Baban mıdır? Birazcık mola veriyoruz.